Ben tabii ki emek, demokrasi ve özgürlük bloğunu destekliyorum. Yani bağımsız adayları, yani milletvekillerinin bağımsız olmasını da desteklemiş oluyorum. Benim tek tek bağımsız adayların politik görüşleri değil ilgilendiğim, aslında siyasi seçimlerin bu tür bağımsızlık ruhuna sahip adaylar arasından yapılması gerektiğini düşünüyorum. Tabii ki bu adayların büyük bir çoğunluğunun ortak bir siyasi görüşü var. Ama o görüş bile kendi içinde çok çeşitli. Ben bu tür adayların mecliste sayısının artmasının meclis kültürünü değiştireceğini, siyasi kültürü değiştireceğini ve tartışmaları farklı türde örgütleyeceğine inanıyorum. Aralarında dediğim gibi çok çeşitli görüşlere sahip ama ortak bir platformda buluşmayı becerebilmiş, benim hayatta siyasete gireceğini tahayyül etmediğim arkadaşlarım da var, tanıdığım siyasetçiler de var. Önümüzdeki 10 yılda gerçek mücadele despotizme karşı olacak. Yani ben ne İslamcı köktencilerin, ne aşırı milliyetçilerin, ne liberallerin gerçek mücadele alanını oluşturmadığını, her siyasi görüşten insanın veya örgütün aslında kendi içindeki despotizm ile mücadele etmesi gerektiğini düşünüyorum. Korkulması gereken şey budur. Çünkü çok derine inen bir kültür Türkiye'de, özellikle despotizm. Her türden siyasi görüşün içinde bu despotik bakış var. Bazılarına çok yakışıyor, bazılarına ise hiç yakışmıyor. Ben despotizmi kendine hiç yakıştıramayan bağımsız adaylara oy vermek istiyorum.